Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün işveren markası ve pozitif psikolojik sermaye hakkında konuşacağız. Konuğumuz aile danışmanı ve öğretim görevlisi Doktor Funda Yorulmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Funda Hanım? Sağ olun, iyiyim. Sizleri gördük. Daha mutlu olduk. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Evet. Ben Zonguldak Bülent Üniversitesi'nde e, pazarlama ve dış ticaret bölümü hak ve tanıtım öğretim elemanıyım. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Daha sonra Almanya Berlin Teknik Üniversitesi'nde dil eğitimi ve yüksek lisans çalışmaları yaptım. Ardından Kocaeli Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını bitirdim. Hı hı. Daha sonra da Bülent Ecevit Son, Bülent Üniversitesi'nde doktoramı bitirdim. İşletme alanında bütün bunlar yönetim ve organizasyon. Hı hı. Harika. Peki bir de önünüzde duruyor zaten görüyoruz kitabınız evet, var. Kitabınız bilimsel bir araştırmanın ürünü müdür? Neyi amaçladınız bunu yazarken? Evet, e, doktora çalışmamı yaparken e, oluşan bilimsel bir eser olmuş oldu. Burada çıkan bilgileri işletme sahipleriyle paylaşmak istedim. Özellikle çalışanların e, memnuniyeti, mutlu çalışma ortamlarının yaratılması. Açısından hani son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, daha öncesinde de ben Almanlarla Amerikalılarla çalıştım, uluslararası e, örgütlerde e, bir arada oldum. Bu çalışma ortamındaki bilgilerimi e, Türkiye'de de hani ülkemize de fayda olması bakımından böyle bir araştırmaya gittim. Hı hı. Harika. Peki programı açarken işveren markası ve pozitif psikolojik sermaye hakkında konuşacağız dedik. Evet. İlk olarak işveren markası kavramından bahsedecek evet. olursak nedir tam olarak? İşveren markası aslında paz pazarlama kavramında yer alan marka kavramının e, örgüt içerisinde kullanılması ile ilgili bir şey. Hı hı. Biliyorsunuz ürün ve hizmet markaları var. Ürün ve hizmet markalarının dışında işverenin burada markalaşması söz konusu. Yani işveren çekiciliğinin olması, e, çalışılabilecek en iyi yer e, adı altında bir markalaşma söz konusu. Nasıl ürün markası, işte en iyi marka biziz, işte yediğiniz ya da e, kullandığınız markaların en iyi faydalı yanları bizde vardır de, denildiği gibi, aynı zamanda işveren markası da bunu sağlıyor. Özellikle e, günümüzde bilgi çağında ve küreselleşmede en yetenekli çalışanları biz işletmeye çekmek istiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bilgi ve beceri bakımından e, nitelikli, vasıflı insanları bizim işletmede çalışmasını sağlayabilmek için bizim bir işveri, iş yeri e, ve işveren markasını oluşturuyoruz. Bu oluşturma belli bir süreç istiyor. İlk önce mevcut durumdan başlıyoruz. Aslında bir işletmeyi en iyi tanıtılacak olan çalışanlarıdır. Çalışanları mutluysa, memnunsa... Ee, ve e, her gün işine mutlulukla gidiyorsa, e, aynı şekilde e, biz buradan içeriden dışarıya bir mesaj vermiş oluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla dışarıda görenler, yani e, potansiyel e, nedir? E, çalışmak isteyen, iş arayan insanlar içerisinde e, çalışanların mutluluğunun yansıması biz orayı tercih edilen yer haline getiriyor. Yani biz de gidip orada çalışalım o zaman deniyor. Hı hı. Bunu sağlamış oluyor. Peki pozitif psikolojik sermaye nedir? Pozitif psikolojik sermaye e, ise e, çalışanların pozitif psikolojik yönlerinin e, yükseltilmesine başlıyor. Biliyorsunuz beşir sermaye artık çok önemli. İnsan e, taklit edilemez bir unsur. E, i̇şletmelerde e, biliyorsunuz ne kadar teknoloji yoğun olursa olsun e, insan öğesi son derece önemli. İnsan sermayesi yani beşir sermaye var. Bunun dışında insanlar duygusal e, bir canlı oldukları için onların psikolojik durum ve halleri dolayısıyla işletmeyi yansıyacaktır. Mesela tükenmişlik olgusu e, ya da e, stres gibi olumsuz ortamlardan insanlar etkilenecektir. Oysaki biz ne yapmaya çalışıyoruz? Çalışanların pozitif e, durumlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Pozitif psikolojik sermaye yükseltmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda mesela pozitif düşünme, olumlu düşünme, olumlu düşünmenin getirdiği e, nedir? E, bir takım e, faydalar var. İşletmeye de işte bu faydaları var. Mesela örgüsel bağlılığın sağlanması, gibi ya da işte iş ortamında nedir dayanışma çalışanların desteklenmesi mutlu bir iş ortamının yaratılması için pozitif psikolojik sermayede e, nedir doğal maddi sermayeler kadar önemli evet. bir e, olgu Bu bakımdan e, son işte 2000'li yıllardan itibaren işletmelerde uygulanmaya başlanmış e, insanların çalışanların daha doğrusu ne de pozitif yönlerinin e, daha çok, Ortaya çıkartılması istenmiş. Biliyorsunuz insanlar negatif düşünürlerse ya da negatif ortamlar yaratılırsa ne olacaktır? Verimlilikleri düşecektir. ya evet, evet. Çalışma istekleri kalmayacaktır Hı -hı. o iş yerinde. Dolayısıyla ne de hayata karşı umutlarının olması gerekiyor e, iyimser olması gerekiyor. Pesimist insanlar biliyorsunuz hani çalışmak istemezler ya da verimlilikleri düşer hatta çalışanları yan, beraber çalıştıkları insanlara karşı da onların da performansı düşmesine neden olur. Dolayısıyla burada e, pozitif psikolojik öğenin e, yükseltilmesi söz konusu. Bunun dört kavramdan oluşuyor bunlar. Umut, öz yeterlik, iyimserlik ve dayanıklılık. Biliyorsunuz e, zor şartlar altında e, çalıştığı zaman kişilerin kendini bu işi yapabileceği ile ilgili bir öz yeterlik. Yani kendine olan güvenin olması gerekiyor. Gelecekle de ilgili umutlarımız olması gerekiyor söz konusu. Mesela bu işletme gelecekte çok iyi yerlere gelecek. Ben de kariyersel olarak yükseleceğim. işte e, maaşım yükselecek gibi bir takım olgular ne yapacaklar? O işletmeyi bizim bağlamamızı sağlayacaklar. Aynı şekilde e, kişilere değer verilmesi. Yani burada e, sadece insan kaynakları değil, işletmenin e, üst düzeyinde e, çalışanlarına karşı değer vermesi, ona güvenmesi, onu desteklemesi, daha sonrasında ne öğrendiklerini uy uygulayabilme fırsatlarının yaratılması işletmenin uzun süre başarılılığını sağlıyor ve e, bu tabii ki e, yıl sonu bilançolarında karlılık olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla biz işletmenin sürdürülebilir başarısı için ve sürdürülebilir karlılığı için e, çalışanlarının pozitif psikolojik sermayenin arttırılması. Yani bu da bir sermaye türü, bir beşir sermaye türü. Çünkü insan taklit edilemez bir unsur. Biliyorsunuz teknolojiyle ilgili e, Yatırımlar ne kadar yapılırsa yapılsın ya da işte bir işletme, yeni bir makine icat eder, ederse etsin. Daha sonrası bunlar ters mühendislikle biliyorsunuz taklit edilebiliyor. Fakat insan... Taklit edilemez bir unsur. Dolayısıyla e, nitelikli ve becerikli insanların ve taklit edilemez insan unsurunun e, değer verilmesi, onun pozitif psikolojik yönlerinin ortaya çıkartılması daha çok e, kişilerden verimlilik alınmayı sağlıyor. Dolayısıyla hı hı. bu işletmenin de verimliliğine uzun süreli başarısına katkıda bulunuyor. E, özellikle de burada e, işveren markasında şu üç öğe var. Ekonomiksel, fonksiyonel ve psikolojik öğelerin. E, üç unsurdan ortaya çıkıyor. Bu öğelerin e, nedir? Ortaya konması gerekiyor. Mesela ekonomik olarak mesela ortalama maaşın üstünde bir rakamı bizim telaffuz etmemiz gerekiyor. Ya da tazminat pa paketinin iyi olması. işte esnek çalışma saatleri, tatiller e, ya da ödüllendirme gibi olgular bütün bunlar işveren markasının içerisine giriyor. E, bir çalışan da ya da çalışmak isteyen de niye sizi tercih etsin? Bir de o var. Yani burada e, sizi tercih etme sebepleri işveren çekiciliği içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla biz yetenekli ve bilgili insanların bizim kurumda çalışmasını istiyoruz. Bu insanlara ulaşabilmemiz için de nedir? Bir marka yaratmamız gerekiyor, hı hı. bir işveren markası. En iyi iş yeri benim ikisi. Rakiplere karşı bir farklılaşma var. Yani en yetenekli insanlar bizde var ve biz bunları memnun edebiliyoruz. Onlar da bizimle çalışmaktan memnun oluyor. E, memnun oluyor. Dolayısıyla bizim memnuniyetimiz dışarıdaki insanlara da yansıyor, müşterilerimize yansıyor. Mesela bir işletmede iş gören devir hızı yüksekse e, nedir? Bu olumsuz sonuçları var. E, iş gören devir hızı yüksek. Yani sık sık işletmeyi insanlar alınıyorsa bırakılıyorsa işte ayrılıyorsa e, o zaman bu bu işletme içerisinde e, kurumsal olduğundan bahsedemeyiz. E, sadece emeklerinin karşılığında işte mesaisini doldurmak için gelen insanlar var. Ama bir de işletmeyi şu gururla gelen hı hı. işte ben bu işletmede çalışmaktan mutluyum. Ondan sonra benim için ben burada değerli hissediyorum. Hoş bir çalışma ortamı var. Eğlenceli bir ortam dendiği zaman yani o kişilerin saatin yüzündeki mutluluktan siz anlıyorsunuz ki bu iş yeri iyi bir iş yeri. Dolayısıyla çalışanlardan başvuruyor. Yani da çalışanların mutlulukları e, müşterilere yansıyor. Yani çalışanlar memnunsa... E, müşteriler de memnun olacaktır. çünkü insanlar o iş yerinde çalışmak isteyeceklerdir Örgütsel bağlılık olacaktır. ki her işletme e, nedir e, örgüsel bağlılığa sahip emeklerini e, ortaya koyacak performansları yüksek insanlar isteyeceklerdir dolayısıyla performansı yüksek iş tatmini sağlanmış bir ortamda da insanlar daha çok çalışmak isteyecek ya yani aslında iki e, üçlü bir süreç yani hem mevcut e, Çalışanlar işletmeye bir marka sağlamış oluyor, hem de e, işletme e, çalışanlara ve potansiyel e, işletmeye başvuracak olan insanlara bir marka sunuyor. Yani çift yönlü bir e, iletişim söz konusu burada. Hı hı. O halde işveren markasıyla pozitif psikolojik sermaye arasındaki ilişkisi nedir diyebiliriz evet. tam olarak? E, yapılan çalışmalar yani yurt dışında çalışmalar ayrıca benim kendi sahan e, sahan çalışmalarında da gördüm ki pozitif psikolojik sermaye işveren markasını olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilemekte. Ben Antalya bölgesinde Beş Yıldızlı Oteller'de e, örgüt çalışanlarına görüyorum. E, üzerinde bir araştırma yaptım. Bunun sonucunda da nedir? Ee, i̇nsanların hani pozitif psikolojik yanları geliştirilirse işveren markası o olabiliyor. Dediğim gibi zaten bu olgu e, iş pazarlamaya yönelik bir olgu. Yani eğer müşteri olarak görürseniz çalışanlarınızı en iyi müşteriler sizi tanıtacak olanlar da aslında çalışanlarınızdır. Sizin çalışanlarınız da sizi çok iyi anlatacaktır. Mesela bazı olgular var. Bir iş yerinde ayrıldıktan sonra mesela o şirketle ilgili gizli bilgileri mesela ifşa ediyorlar. Ya evet. da işte çalışanların bazıları iş yerini sabote edebiliyor. Krizleri sebep olabiliyor. Bütün biz bunları ne yapabiliyoruz? İşveren markası adı altında e, çalışanlar da buradan memnun oluyor. Diyor ki biz böyle bir firma adı çalışıyoruz. Bizim işletmemiz iyi. Biz duygusu zaten ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu da kurumsal e, olmak isteyen firmalar içerisinde son derece önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de daha çok kobiler var. Yani %95 işletmenin kobiler oluşturduğu düşünülürse e, işletmenin büyük bir işletme olması ya da küresel çapta bir işletme olabilmesi için en önemli olgun insana çalıştığı insana değer vermesi. Hı hı. Onların emeklerinden yararlanacak çünkü başarıya ulaşabilmek için. Dolayısıyla da biz e, bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu bir süreç. Yani işveren markası bir günde olmuyor. Hı hı. Yani ilk önce mevcut durumumuz nedir, onu ölçülmesi gerekiyor. Sonra daha sonra ne yapabiliriz Yani bütün bunu araştırılması gerekiyor. Yani bir anda çıkan bir olgu değil. Ama şu an kitabımı okursanız, bu kitapta yani sizin için püf noktalar var. Hı hı. Peki programımızın başında da söylediğimiz gibi aynı zamanda aile danışmanısınız. Evet. Bu alandaki çalışmalarınız neler? Bu alandaki çalışmalarım mesela üniversitede öğrencilerim var. Onlar mesela geliyorlar, e, nedir bazı e, özel durumlarını anlatabiliyorlar. Bir nevi psikolojik danışmanlık hizmeti verebiliyorum. Onun Hı -hı. dışında mahkeme nerede bilir kişilik yapıyorum. E, kendime faydam var. E, dolayısıyla e, insan ilk önce kendisi... E, ne faydası varsa çevresindekileri de faydası olabiliyor e, ve kendimi daha nasıl iyi yapabilirim, daha iyi nasıl olabilirim, daha iyi bir akademisyen nasıl olabilirim? E, bu konuda da kendime hani çok faydası olduğunu görüyorum. E, kitaplarım içerisinde de kitaplarda da e, var. İşte bu marka çalışmalarını yaparken de e, başka marka çeşitleriyle de ilgilenmeye başladım. Mesela Kent markalaşması ile ilgileniyormuşuz sıralar. Kent markası nasıl yaratılabilir? Hı hı. ürün markası işte işveren markası dışında şimdi evet kent markalaşması ile ilgiliyim ee, güzel bir şey markanın sihirli bir yanı var ve insanların üzerinde bir etkisi var, olumlu bir etkisi var. Dolayısıyla marka olmak yani hem yer hem destination markası dışında nedir ee, işveren markası olmak da son derece önemli. Özellikle büyümek isteyen işletmeler için son hı hı. derece faydalı. Kesinlikle. Pekala bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi Türkiye'de başarılı işletmeleri görmek istiyoruz. Neden? Çünkü bir gelişmiş ülkelerde başarılı işletmeler sayısı fazla oldukça gayri safi milli hasılaya da etkisi olmakta. Özellikle ülkemizde genç insanlar var. Onlar için istihdam kaynağı. Dolayısıyla başarılı işletmeleri görmek istiyoruz. Başarılı işletmeler içerisinde de e, püf noktalar benim bir kitabımda okumalarını tavsiye edeceğim. Çünkü mutlu e, Mutlu çalışanlar mutlu müşterilere sebep oluyor. Müşteri memnuniyeti çoğalmış oluyor ve dolayısıyla karlılığa etkisi oluyor. Başarılı işletme olmak istiyorsanız kitabımdan faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Pekala. Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, verdiğiniz ben değerli bilgiler ederim. için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Meslek hayatınıza başarılar diliyorum. Görüşmek Sağ üzere. Sağ olun. Görüşürüz inşallah. Sevgili izleyiciler, bugün öğretim görevlisi Doktor Funda Yorulmaz bizlerle birlikteydi. Kendisiyle işveren markası ve pozitif psikolojik sermaye hakkında konuştuk. Bir sonraki programımızda görüşünce de hoşça kalın.